Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efendim sefalar getirdiniz. Yine mikro minerallerle devam ediyoruz. Bugünkü mineralimiz selenyum. Selenyum da hakikaten vücutta çok önemli görevleri olan, fonksiyonları olan mikro bir elementtir. Vücutta çok önemli bir şekilde bulunması gerekir. Aynı çinko gibi o da bağışıklık sistemini güçlendirir. Sık sık hastalanmamızı önler. Enfeksiyon hastalıklarını önler, viral hastalıkları önler, yani gripleri önler, yani koronayı önleyebilir ve de bakteriyel hastalıkları önler. Selenyum aslında tiroid guddesinin çalışması, tiroid hormonunun üretilmesinde çok önemli rolü vardır. Selenyum eksikliğinde en önemli hastalıklardan, belirtilerden biri halsizlik, kısırlık olur ve de aynı zamanda tiroid hormonu Hashimoto hastalığı başlar. O halde tiroid hormonumuzu, guddemizi güçlendirmemiz için selenyum çok önemlidir. Aynı zamanda yine beyin hücrelerimizde selenyuma çok ihtiyacımız vardır. Yani selenyum eksikliğinde tabii diğer minerallerle birlikte, bakın tekrar vurguluyorum, bir tek selenyum aldım da iyileşmedim diye bir şey yok. Veya bir tek selenyum aldın da geçer diye inanmayın, güvenmeyin. Selenyum hakikaten diğer birçok mikro minerallerle, birçok vitaminlerle, yağlarla ve de hakikaten tuzlarla birlikte olduğu zaman vücutta dengeli ve etkili oluyor. Selenyum eksikliğinde beyin hastalıkları, nörodejeneratif dediğimiz Parkinson, depresyon, Alzheimer özellikle çok fazla meydana gelebiliyor. Bu tüm minerallerin dengesiz bir şekilde olduğu için. Tekrar onudan bahsetmek istiyorum. Kısırlık sebeplerinden biri de yine selenyumdur. Peki selenyum nerede var? Vücuda nasıl girecek? Bir kere sağlıklı bir vücut, bir kere sağlıklı doğal yiyeceğiz. Hareket edeceğiz. Yani bütün bunlar hepsi için, bütün tuzlar için, bütün mineraller için, bütün vitaminler için. Bir tek bu vitamini eksik, bunu aldım düzeldim diye bir şey yok. Bunu açıklamaya çalışıyorum senelerden beri. Ama selenyum nerede var? Tabii nerede olabilir? Selenyumun en önemli kaynağı yumurtadır. Yumurtanın sarısıdır. Burada şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten bütün spor salonlarında adere yapılsın diye sporculara yumurtanın yalnız beyazı yediriliyor. Bu o kadar tehlikeli bir şey ki senelerce önce Zonguldak'taki benim bir konuşmamda üniversitede sporcularla karşılaştım. Sporcular besleniyorlar, yarışmaya gelmişler. Hocalarıyla beraber masada oturuyorlar. Bir tepsinin içinde yumurtanın sarıları ayrılmış, hepsi beyaz yiyor. Bakın, yumurtanın sarısı çok önemli. Niçin çok önemli? Yumurtanın sarısından bir hayvan çıkabiliyor, tehlikeli değil. O halde spor salonlarında hakikaten çok büyük yanlış yapılıyor. Yumurtanın sarısıyla beraber, yağıyla beraber yenecek. Neden? İçinde selenyum var. Neden? İçinde çinko var. Neden? İçinde omega 3 var. Neden? Omega 6'lar var. Doğal olarak yağlar var. Selenyum da yağla yenildiği zaman yağlı yiyeceklerle vücuda girebiliyor. Çünkü aynı zamanda da yağda eriyen vitaminler A vitamini, D vitamini, E vitamini ile birlikte selenyumun emilimi olabiliyor. Yani selenyum tek başıma bir tablet aldım, iyileşmedim diye bir şey yok. Bütün bunlar yağla birlikte olduğu zaman, bu vitaminlerle birlikte olduğu zaman vücuda bir bütün olarak, dengeli olarak girmesi lazım. O halde yumurta hakikaten çok önemli. İç organlar çok önemli. Yani iç organ dediysek sakatatlar çok çok önemli. O halde selenyumdan korkmayacağız. Tabii ki yine yumurtadan da korkmayacağız. Diğer yiyeceklerde de, fındıkta, fıstıkta da çok minik dahi olsa hepsi var. Senelerce maalesef yumurtanın sarısı tehlikeli diye yasaklandı. Bunun da çok büyük bir oyun olduğunu, insanlarımızın beyninin çalışmamasını, insanlarımızın sık sık hastalanması, artık kimin işine geliyorsa siz anlayın, sağlamak için bunlar maalesef yapıldı. Lütfen dikkat edelim. Sağlığımız bir bütündür. İnsan bir bütündür. Bütün her şey dengeli olarak girmektedir. Vücuda girmesi gerekmektedir. İyilikler diliyorum.
sağlıklar diliyorum. Selenyumlu bol günler diliyorum efendim.